Olay 30 Ekim 2022 tarihinde İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan Hakan Aydın ile Muharrem Ç arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muharrem Ç yeni Hakan Aydın'a 5 el ateş etti. Boyun, göğüs ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muharrem Ç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede olay günü maktulün sanık Muharrem Ç'nin bulunduğu masaya giderek yumruk attığı, Muharrem Ç'nin de ruhsatsız tabancayla maktule 5 el ateş ettiği belirtildi. İddianamede sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Annesinin yoğun bakımdan çıktıktan sonra onu görmek için evine gittiğini söyleyen Sefade Aydın, Muharrem ile beni görmeme sebebinden dolayı tartıştım. Nuray içeriden çıktı ve süpürgenin demiriyle ayağımı kafama vurdu. Kafam kanadı. Bunun üzerine hastaneye gittim. Hastaneden gece saatlerinde geldiğimde hepsi toplanıp Ankara'ya kaçmışlardı. Bu yaşanan olayı oğluma anlatmadım. Oğlum ile sanık arasında önceye dayalı herhangi bir husumet yoktu. Telefonla birbirlerine hakaret ettiklerini duymadım. Görmedim. Oğlumun öldürüldüğü gün ise yaşanan olaya şahit olmadım şeklinde konuştu. Sanık Muharrem Ç, Nuray'ın anlatımlarını doğrularken diğer anlatımları ise kabul etmedi ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.